Kandilli Rasathanesi yetkilileri Japon uzmanlarla birlikte 5 yıl boyunca Marmara Denizi'ni incelediler ve olası Marmara depremi konusunda da bu incelemenin sonunda çok önemli bilgilere, bulgulara ulaşıldı. Şimdi bu olayın ayrıntılarını alacağız. Acaba neler öğrenildi? A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır'ın konuğu, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Doktor Haluk Özener. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Japon ortaklarıyla birlikte tam 5 yıl boyunca Marmara Denizi'ni incelediler ve deprem konusunda çok önemli bilgilere ulaştılar. Peki bugün bir sonuç bildirgesi açıklandı. Bunda neler vardı? Onu da canlı yayın konuğumuzdan Profesör Doktor Haluk Özener'den alacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Malum Marmara depremi gündemde, sıcaklığını koruyor. Öncelikle bugünkü Mardin'de nasıl bir sonuç çıktı? Çok önemli bulgular elde ettiniz. Kısaca ondan bir bilgi alalım efendim. Açıkçası Mardin projesinin özelliğinden bahsedeyim. Marmara Denizi içinde yapılmış olan en uzun soluklu çalışma bu. Farklı yeni teknolojilerin uygulandığı bir çalışma. Bu çalışma bünyesinde Marmara Denizi'nden geçen fayın tam üzerine yaklaşık deniz tabanına 1200 metre kadar derinine yerleştirilmiş cihazlarla deniz tabanı sismometre cihazları, elektromanyetometre cihazları ve açılım ölçer cihazlarıyla faydaki en ufak hareketleri dahi gözleme şansımız oldu. Bu bize ne verdi? Özellikle fayın özelliğiyle ilgili bir bütün olduğu genelde kabul edilen ana Marmara fayının aslında farklı kısımlarının farklı özelliklerde olduğu, farklı deprem davranışlarına sahip olduğunu biz burada gördük. Belirli kısımların daha sismik olarak daha aktif olduğunu, yaklaşık 22 kilometre derinlere kadar deprem oluşturduğunu, diğer kısımların ama bazı bölgelerde deprem suskunluğu olduğunu, hiçbir hareket olmadığını gözlemledik. Bazı yine bölgelerde bir yavaş kayma hareketi olduğunu, bir akma hareketi olduğunu, bunun da bu hareketin olduğu bölgelerdeki deprem tehlikesinin diğer bölgelere nazaran daha az olduğunu gözlemleme şansımız oldu. Hocam bir beyanatınız vardı. %99.9 belli Marmara depreminin yeri diye. İsterseniz buna bir açıklık getirelim kısaca. Getirelim. Marmara Denizi'nin Kuzey Anadolu fayının Kuzey Anadolu fayı Marmara Denizi içinden geçiyor. Buranın %99.9 kırılacak dediğimiz yer Marmara fayından bahsediyoruz. Spesifik olarak şu noktasında 8. kilometre ya da 16. kilometresinde kırılacak diye bir öngörüsü maalesef olamıyor. Ama Marmara fayı kırılacak. Ne zaman kırılacak bunu bilemiyoruz. 99 depremiyle belli bir alana kadar kırıldı. 1912 depremi var. Şarköy mürekkebinin. Bu arada kalan kısım sismik boşluk. Bu sismik boşluğun özelliğini araştırıyoruz biz. Hangi parçanın daha az tehlike ifade ettiğini, hangi parçanın olası Marmara depremine yol açacağını bildiriyoruz. Hocam aletsel büyüklük olarak 7'nin üstünde bir deprem bekleniyor. Bunu defalarca da açıkladınız. Bu aletsel büyüklüğün zaman geciktikçe şiddeti mi artacak? Neler öngörülüyor? Şöyle biliyorsunuz Kuzey Anadolu fayı, daha doğrusu Anadolu plakası her yıl 2,5 santim büyüklüğünde olarak güneybatı yönünde, saat istikameti tersi yönünde bir hareketi var. Bu hareket neticesinde bir enerji birikiyor. Bu biriken enerji belirli bir yerde deprem olarak karşımıza çıkıyor. Bu enerji arttıkça, yani zaman geçtikçe oluşacak depremin büyüklüğü, aletsel büyüklüğü artacaktır. Dolayısıyla hep söylediğimiz, zamanı bilemediğimiz için şu canlı yayını gerçekleştirirken olabilecek bir deprem de olabilir. Belki 5 sene, belki 10 sene, belki 50 sene sonra bir deprem olacak ama depremin süresinin geçmesi depremin büyüklüğünü arttıracaktır. Deprem geç gelirse aletsel büyüklüğü artacak ama belki de bizim depreme karşı alacağımız önlemler için bir zaman kazandıracak bize. Şu an 7.2 gibi bir aletsel büyüklük bekliyorsunuz sanırım, değil mi? Genel olarak 7.2, farklı şeyler var, senaryolar var dediğim gibi ama olacak en minimum senaryo dahi 7'nin üstüne bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu da ciddi hasarlara ve kayıplara sebep olacak bir büyüklük.
Hocam bir de bununla birlikte sanırım hiç alışık olmadığımız bir tsunami uyarısı geliyor artık. Yaklaşık 3 metrelik bir tsunami dalgasından bahsediyordunuz. Neler etkilenecek ve ciddi bir yükseklik midir bu dalga boy olarak? Şöyle, aslında tsunami olur mu olmaz mı tartışmaları bize göre Bodrum depreminde, Bodrum Kos depreminde sona erdi. Çünkü orada yer alan, ortaya çıkan bir tsunami oldu. Bu tsunami'nin boyutu Marmara'da beklediğimizden çok daha küçüktü aslında. Bu proje neticesinde soruya oradan devam edeyim. Üretmiş olduğumuz bazı materyaller var. Bunlardan bir tanesi tsunami bilgilendirme kitapçığı. Bu kitapçıkta aslında tsunami'nin ne olduğu, nelere yol atabileceğine dair bir bilgimiz var. Şöyle ifade edeyim. 30-40 santimlik bir dalga boyu insanı yıkabilecek boyutta bir dalga yüksekliği. Dolayısıyla 2-3 metrelik tsunami özellikle kıyı bölgesinde, kıyıya sahil şeridinde yaşayanların dikkat etmesi gereken bir büyüklük. Yani bir deprem olduğu zaman Marmara Denizi'nde olacak heyelanlardan ötürü, deniz tabanındaki heyelanlardan ötürü tsunami yaratacak. Yaratacak tsunami depremden sonra vatandaşlar deniz kıyılarına koşup acaba dalga geliyor mu diye davranmaktansa, yani böyle bir davranışa gitmemeleri gerekiyor. Yapılacak en iyi şey kıyıdan uzaklaşıp yüksek yerlere doğru kendimizi güvenceye almak. Simülasyonda gördük. Buna açık örneklerden biri Kadıköy ve Haydarpaşa Limanı. Evet. Bu proje neticesinde deprem fayın özelliklerine göre, heyelan modellerine göre çeşitli tsunami senaryoları oluşturuldu. Bu tsunami senaryoları farklı depremlerde, yani deprem büyüklerine göre yapabilirsiniz. Öyle bir şu anda teknolojimiz var. Örnek olarak verdiğimiz Haydarpaşa Limanı, gördüğünüz gibi 7'nin üstünde bir depremle, kötü bir senaryoya göreydi o, 7,5'luk bir depreme göreydi, nerelere kadar sular altında kalabileceğini görüyorsunuz. Ama yine de bir iyi haberimiz var diyelim. Hiçbir zaman Marmara'da olacak tsunami, Uzak Doğu'da gördüğümüz tsunamiler gibi olmayacak. Yani Sumatra'daki bir tsunami gibi olmayacak. Ama yine de tsunamiye dikkat etmekte fayda var. Hocam, iki soruyu son soru olarak birleştirerek soruyorum. Yaklaşık bir 5 saniye önce acil durum merkezlerine depremi iletme sistemimiz var. Bunu geliştirdiniz sanırım. Bir de kentsel dönüşüm noktasında depremle ilgili neredeyiz, neler yapmamız gerekiyor? Şöyle, erken uyarı sisteminden bahsediyorsunuz. Bu aslında Kandil Rasens ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kurulmuş ve 10 yıldan uzun bir süredir faaliyette olan bir sistemden bahsediyorsunuz. Deprem dalgaları, deprem biliyorsunuz iki tür dalgası var. İlk dalga ve ikinci dalga. Birinci dalga daha hızlı hareket eden, ikinci deprem dalgası daha yavaş gelen fakat yıkıcı olan dalga. Aradaki zaman hız farkından dolayı aradaki mesafe de belli. Haber verebiliyorsunuz. Marmara Denizi'nde faylar yaklaşık 10-15 kilometre uzaktan geçtiği için olabilecek bir depremin uyarısı ancak 5 ile 7 saniye arasında maksimum verilebiliyor. Bu da neye yarıyor? Bunu aslında vatandaşa yönelikten öte çeşitli bilgisayardan bilgisayara bir sistem, bir sinyali yayınlıyoruz. O sinyali alan kuruluşlar ki bunlardan bir tanesi İktaş, Marmaray. Bu sinyalle entegre olan kuruluşlar deprem uyarı sistem sinyali veriyoruz ve İktaş doğalgazı kapatabiliyor, vanaları kapatabiliyor, Marmaray treni yavaşlatıp en yakın istasyonda tahliye edebiliyor. Bu sistemin geliştirilmesi işte enerji üretim tesislerinde kullanılabilir, elektrik üretim tesislerinde kullanılabilir, yakıt tanklarında kullanılabilir. Çok faydalı bir sistem. Bu sistemin yaygınlaşması gerekiyor. Son sorunuz da sanırım kentsel dönüşümle ilgili. Türkiye'de tabii ki 99 depreminden sonra deprem algısı özellikle daha çok açıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları belirli bir süratle gidiyor ama burada dikkat edilecek nokta bakanımızın da açıkladığı gibi, Mehmet Özsaseki beyefendinin açıkladığı gibi hedefleri 500 bin bağımsız bölümü dönüştürmek. Çok önemli bir hedef. Bu hedefin peşinde gitmekte çok büyük fayda var. Önümüzdeki yıllarda bu hedef tutturulursa, Marmara depremi de biraz daha gecikirse deprem afet zararlarının önüne geçme şansımız olacak. Çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Evet, gündemden düşmeyen Marmara depremi ile ilgili olarak merak edilen bütün soruların cevaplarını Profesör Doktor Haluk Özener'den aldık diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.